İstanbul Beykoz'daki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim alanlarına doğru ilerleyen alevleri durdurmak ve söndürmek pek de kolay olmadı. Bir baktım ki ormanın derinliğinden bir duman yükseliyor. Dumanla beraber çok hızlı şekilde alevler de yükselmeye başladı. Çoluk çocuğumuz hepimiz çok korktuk. Alevler önce ormanlık alanda başladı, sonra da yerleşim yerlerine kadar yaklaştı. Burası İstanbul Beykoz. Küçük bir kıvılcımla başlayan o yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler öyle büyüdü ki çevre sakinleri büyük paniğe kapıldı. Durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler evlere yaklaştıkça da o korku dolu dakikalar gitgide büyüdü. Müdahale etmeye başladı. Küçük hortumlarla, evdeki sularla vesaire evin çok yakınına kadar geldi. Ciddi bir rüzgar ve yoğun dumanla zaten hiçbir şey göz gözü görmüyordu. Büyük bir tedirginlik olmuştu yani. Neyse ki itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi gecikmedi. Ekipler kısa süre içerisinde yangına karadan müdahale etti. Havadan destekse helikopterden geldi. Hem havadan hem de karadan müdahale sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Kazma, kürek, hortum, su ne varsa elimizden geldiğince neler yapabildiysek onu yapmaya çalıştık hep beraber. Hayvanlarımız vardı. Onlara kurtarmak için biraz can havliyle çalıştık hep beraber. Ufak tefek yandık Allah'a şükür ama atlattık. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil. Sabotaj ihtimali ise araştırılıyor. Hemen bu haberle ilgili önemli bir bilgiyi de paylaşalım. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 5 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu dün. Sadece belirlenen mesire yerlerinde piknik ve spor etkinlikleri düzenlenebilecek. Bu duyuruyu aktarmış olalım kahvaltı haberlerinde.